bağımsızlık mücadelesi Kocatepe'de başlamıştır. Anadolu'nun kurtuluşunu sağlayan bu şanlı taarruz 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından sabahın ilk ışıklarında burada başlamıştır. Yanında İsmet Paşa, Fevzi Paşa vardı. İnönü stadı da İsmet Paşa'dan gelmiştir. İsmet İnönü'den. Çocukların bunları iyi bilmesi lazım. Beşiktaş İnönü stadının adı İsmet İnönü'den gelmektedir. 30 Ağustos'ta zafer ile taçlanan bu büyük savaş Türk ordusunun kahramanlık destanları ile tarihe geçmiştir. Afyon Kocatepe bu yükseklikte 1874 rakımda milletimizin yeniden doğuşuna yolu açmıştır. Düşünün, o tarihte orduları buraya çıkarabilmek ne büyük bir deha. İnanılmaz bir şey ve bu da buraya gelmeden önce ne olduğunu da konuşalım. Mustafa Kemal'i çok yakından herkes takip ediyordu. Ne yaptığını kimse bilemiyordu. Diyor ki 25 Ağustos 1922'de Akşehir'de bir futbol maçı düzenleniyor. Kendisi Akşehir'de futbol maçına gidiyor. Maçın ilk yarısını seyrediyor. Daha sonra devre arasında Şuhut'a geçiyor. Geceyi biraz orada geçirdikten sonra atla yola çıkıyor ve Çakırözü köyüne gidiyor. Ve buradan Kocatepe'ye geliyor. Kocatepe'de buraya çıktıktan sonra askerlerinin hazır olduğunu görüyor ve saat 5.30'da 26 Ağustos sabahı ordular ilk hedefimiz Akdeniz'dir diye komutunu veriyor. Biz Beşiktaşlar olarak bu kutlu zaferin manevi mirasını kalbimizde taşımaktayız. Armamızın merkezinde Ay Yıldız var. Bu Türk bayrağının ne kadar önemli olduğunu bu armada, bunun bilincinde olaraktan Beşiktaş formasını taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz. Sizler bu kulübün bütün emanetini devralacaksınız. Kulübümüz geçmişten bugüne kadar Türk milletinin milli mücadelesine sahip çıkmış, milli mücadelede sporcularını şehit vermiş ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak da her Beşiktaşlı'nın görevi olacaktır. Ulusal bağımsızlık mücadelesinin başladığı bu kutsal yolda bugün bir kez daha bu büyük günü anıyor, hatıralarımızı tazeliyoruz. Başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları aziz şehitlerimizi sonsuz bir minnet ve şükranla anıyoruz. Bu büyük kahramanlık destanı Beşiktaşlı'nın ve Türk milletinin her zevresinde yaşamaya devam edecektir. Büyük Önder Atatürk'ümüzün de Beşiktaşlı bu mirasa sahip çıkacak, yaşatmaya devam edecek. Her Türk evladı da bunu yaşatmaya devam edecek. Sadece Beşiktaşlılar değil, her Türk vatandaşının, her Türk evladının görevidir bunu yaşatmaya devam etmek. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günün ruhuna yakışır bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde tüm Türkiye'nin ve spor camiasının olmasını diliyorum. Hepinize saygılar. Aldık işareti, içimiz çok rahat. Başkan da sanlar rahat, ona da sanlar rahat. Süleyman Sebadar, aldık işareti, içimiz çok rahat. Başkan da sanlar